Evet arkadaşlar yeni videoya hepiniz hoş geldiniz. Bu videonun girişinde farklılık olsun. Sizlere çok güzel bir veri ile giriş yapacağım. Hazırsanız gösteriyorum arkadaşlar. Söyledik söyledik istedik istedik sonunda oldu. Ve dolar endeksi bizim çizdiğimiz yükselen trend oluşumunun ya da trend oluşumunun altına kırdı arkadaşlar. Umarım burada kapatma gelir. Umarım 4 saatlik bir kapatma burada gelir. Ve bu dolar endeksindeki Amerikalılar için can sıkıcı durum devam eder ki biz birazcık daha kripto para piyasası olarak rahatlayalım. Çünkü Amerikalılar da Amerika'da yaşayan insanlar da nasıl rahatlayacaklarını çok iyi öğrenecekler. Bu da nedir? Enflasyona karşı çok dirençli bir varlık olan enflasyonun mücadele mekanizmasını çözen Bitcoin'dir arkadaşlar. Bugün itibariyle çok kritik haberlerimiz var. Nedir bu haberler? Hemen başlayalım. Bugün enflasyon oranları açıklanacaktı ve Amerika'nın beklentisinin haricinde bir enflasyon çıktı. Daha yüksek çıktı. 7,5 seviyelerine ulaştı enflasyon. Bu veri birçok veriyi tetikledi arkadaşlar. Gördüğünüz üzere Nasdaq'ta düşüş yaşandı. Onun haricinde S&P bölümünde bakın S&P'ye girdiğimiz zaman çok daha net bir şekilde görebiliyoruz bir yukarı yönlü hareket var. Ancak bu yukarı yönlü hareket şu an için çok da fazla geçerli değil. bunu da söylemek istiyorum. Onun haricinde neyi tetikledi biliyor musunuz? Verileri ve olasılıkları tetikledi. Mart ayında Fed'in artık faiz arttırımına gitme olasılığı çok çok yükseldi arkadaşlar. Fed faiz arttırımına giderse işte o zaman asıl senaryo başlayacak. İlk başta Bitcoin'de ve kripto paralarda kısa vadeli bir geri çekilme yaşanabilir. Ne gibi yaşanabilir? Gördüğünüz gibi arkadaşlar Bitcoin'in grafiğine baktığımız zaman şu gördüğünüz mum yani alt bandı deneyen destek bandına oturmuş mum bize neyi gösteriyordu? Bize bugün Fed'in haberinden sonra sert bir düşüş yaşadı. Arkasından bakın birçok grafikte bunu görebiliriz. Bakın şu düşüşü hatta o da göremedik arkadaşlar maalesef. Bakın Ethereum'da çok daha net görülüyor. Ethereum şu düşüşü yaşadı. Arkasından bir toparlanma hareketi geldi. Bitcoin'de aynı senaryo yaşandı. Bu bize şunu gösteriyor. Günlükte olduğu için görememiz için arkadaşlar. Günlük puantta olduğunu fark etmedim. Şöyle tekrardan alalım. Bakın şimdi daha da net gözüküyor. Gördüğünüz üzere arkadaşlar şu çöküşü yaşadık. Bu çöküşün arkasından da toparlanma çok hızlı bir şekilde geldi. Yukarı doğru bir temas oldu. Tekrardan altına geldik. Ve size bir güzel haberim daha var arkadaşlar. Bu haber de bizim için çok önemli. Bakın şu bandın üzerinde artık sağlamlaşmış bir destek konumu görüyoruz. Bu da ne demek oluyor biliyor musunuz? 46.776 seviyesinin artık çıtır bir hedef olduğunu, kırılmasının her an mümkün olduğunu gösteriyor. O yüzden bugünü ve bugünü takip eden iki günü arkadaşlar iyi şekilde takip etmeliyiz ve analiz etmeliyiz. Burada bakacağımız iki veri nedir biliyor musunuz? Şu dolar endeksinin bu trendin altında kalması ve şu aşağıda çizdiğimiz 94 999 yani 95 seviyelerine kadar geri çekilme yaşaması buraları artık sabitlemesi direnç bandı olarak çalışması. Yani şimdi bu durumu bir kontrol ettik. 2 ne yapacağız? Dominans değerini açacağız arkadaşlar. Bakın Bitcoin dominansında hareketlilik var. Bu da altcoinleri biraz baskılayabilir. Gayet normal. Çünkü Bitcoin'in fiyatı anlık olarak iki mumdur. Sert hareketler yapıyor kendi içinde. Bu durumda e, altcoinlerde küçük baskılanmalar neden olabilir? Bitcoin hareketini hızlandırdıkça Bitcoin'le birlikte giden altcoinlerde hızlandıracaktır. Bundan emin olabilirsiniz. Bu değerde büyük ihtimalle böyle bir direnç konumumuz var. 42.59 buradan da red düşünüyorum. Şu an kıl payı duruyor hala. Devam edelim arkadaşlar. Arkadaşlar son olarak da bir tokundan bahsedeceğiz. Yani bir altcoin'den bahsedeceğiz. Bu altcoin nedir? MX token. MX token arkadaşlar benim gözümde hala yükselmemiş ve yükselme potansiyeli çok yüksek olan projelerden biridir. Bugün itibariyle bakın en son bahsettiğimde 1 dolar 70 centlerdeydi. Bir küçük artış yaşadı ancak bu artış MX token için hiçbir şey görüldüğü üzere 3 dolar seviyelerini gören bir MX token var ve bu MX token'ın bana göre 1 aylık zaman dilimindeki hedefi arkadaşlar 2,50 sent olacaktır. Bakın bunu söylüyorum. E, tahmini olarak buralara gelmesi de çok uzun sürmeyecektir. Gördüğünüz üzere bir yükselen trendi var. Bu yükselen trend devam ettiği sürece hızlı bir hacim kazanma hareketi görülecektir. Bunu kaçırmadan buradan değerlendirebilirsiniz. Maxi borsasına kayıt olarak MX9 satın alabilirsiniz. Kayıt olmadıysanız da henüz referans linklerini vesaire videonun açıklama kısmında ve yorumlarda bulabilirsiniz diyorum. Bugünkü videoda bu kadar arkadaşlar. Umarım sizin için yararlı ve keyifli bir video olmuştur. Eğer yararlı ve keyifli olduysa beğenip abone olmayı unutmayın. Hepinize bol kazançlar, sağlıklı günler diliyorum. Görüşürüz.